أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Cinayetlerin hükümleri. Cinayetler 3 kısım üzeredir. 1- Kasten cinayet işlemek. 2- Hataen hata ile cinayet işlemek. 3- Kasten hata ile cinayet işlemek. Kasten yapılan cinayet, kasten yapılan cinayet işlemeye gelince cinayeti işleyen kişi genelde vurduğu kişiyi öldüren aletle vurmayı kastediyor ve öldürüyor. Vuran kişiye kısas vacip olur. Eğer öldürülenin varisleri, sahipleri varisleri kısasta vazgeçip affederlerse kısas yapılmaz. Buna karşılık o katilin malından peşin olarak ağır bir diyet ödemesi gerekir. Ödemesi vaciptir. Hata ile yapılan cinayet, hata ile yapılan cinayet işlemeye gelince bir adam bir hedefi veya bir avı gözetlerken mermiyi o şeye atarken bir adama isabet edip onu öldürüyor. Bunun üzerine kısas lazım gelmez. Bilakis hafif bir diyet yakın akrabası tarafından 3 sene içinde ödemesi vacip olur. Kasten veya hata ile yapılan cinayet, kasten veya ve hata ile cinayet işlemeye gelince bir kişinin birini dövmeyi kast ediyor. O dövdüğü şey ile genelde adam öldürmüyor. Değnek gibi bir şey. Değnek gibi bir şey ile dövdüğünde o kişi ölürse öldürene kısas gerekmez. Bilakis ağır bir diyet yakın akrabası tarafından 3 sene içinde ödemesi vacip olur. Kısasın vacip olması için gereken şartlar, kısasın vacip olması için gereken şartlar 4'tür. 1- Öldüren kişinin bali olması, çocuğa kısas yoktur. 2- Öldüren kişinin akıllı olması, deliye kısas yoktur. 3- Öldüren kişinin ölenin babası olmaması, babaya kısas yoktur. Öldürülenin kölelik, kafirlik gibi 90 derecede olmaması, Müslüman'da ise bu noksanlık yoktur. Bir cemaat tarafından öldürülenin kısası, yani bir Müslümanın bir kafir veya bir kölenin yerine kısas edilmez. Çünkü o kafir ve kölenin ehliyet noksanlıkları vardır. Buna karşılık diyet verilir. Bir cemaat tarafından öldürülenin kısası, bir kişi bir cemaat topluluk tarafından öldürülürse o topluluğun hepsi kısas edilir. Aralarında kısas uygulanan kişiler eğer uzuvlarını koparıp işkence yapılmışsa uzuvları içinde kısas uygulanır. Uzuvların kısası için gereken şartlar, uzuvların kısası ise yukarıdaki zikredilen şartlarla beraber 6 tanedir. Sırasıyla şöyledir. 1. Öldüren kişinin bali olması, çocuğa kısas yoktur. 2. Öldüren kişinin akıllı olması, deliye kısas yoktur. 3. Öldüren kişinin ölenin babası olmaması. 4. Öldürülenin kölelik, kafirlik gibi 90 derecede olmaması, zikredilen şartların diğer ikisi ise ismin hususiyetinde müşterektirler. Sağ ele karşılık sağ elin kesilmesi, sol ele karşılık sol elin kesilmesi, azalardan birinin felçli olmaması. Her mafsallarda kesilen bütün uzuvlarda kısas vardır. Yaralarda kısas yoktur. Ancak açık yaralarda kısas uygulanır. Yaranın kemiğe dayanıp dibi görülmesi gibi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.